Günaydın. Günün ekonomisiyle karşınızdayız. Piyasaya ilişkin ayrıntıları konuşacağız. Kim ne söylemiş, hangi adımı atmış, o adım piyasada nasıl bir fiyatlamaya neden olmuş, bütün bunların ayrıntılarını konuşacağız. Elbette son zamanlarda en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi ekonomi dünyası açısından Fed'in faiz artırıp artırmayacağı noktasıydı. Daha doğrusu artıracağını zaten biliyorduk. Artırım sırasında 2018'e ve 2019'a ilişkin nasıl bir tablo ortaya koyacağı asıl merak konusuydu. Ki o merakı da dün Jerome Powell yaptığı hem konuşmayla hem de anlatmış olduğu gerekçelerle anlattı bize. Üçüncü faiz artırımına gitti Federal Reserve, Amerika Merkez Bankası. Beklentilerle paralel bir faiz artırımı kararı idi. 2.20'ye 2 ile 2.25 arasına böylece faiz oranları oturmuş oldu Amerika tarafında. 25 baz puanlık bir yükseltmeden bahsediyoruz. Altını çizdiğimiz üzere zaten beklenen ve piyasanın fiyatlamış olduğu bir karar olduğu için de piyasa tarafında çok fazla etkisini görmedik. Ancak mutlaka bu tip cümlelerin sonuna bir ama koyuyoruz ya, oradaki ama metinden çıkan sözcüklerin neler olduğuyla ilgiliydi. Bundan sonra genişlemeci bir politika takip etmeyeceğini söyledi. Şahince bir duruş olduğunu söylemek mümkün. Kısa vadede piyasa tarafında herhangi bir etki yaratmamakla birlikte orta uzun vadede paranın yeniden Amerika'ya dönme isteğini ortaya koyabilir ve bu da döviz endeksi tarafında, özellikle dolar endeksi tarafında yukarı yönlü hareketleri görmemize neden olabilir. Bunu bir not olarak en azından orta uzun vade için koymakta fayda var. 2018 sonu faiz tahmini %2.4 ile gerçekleşecek gibi görünüyor. Bu yıl bir faiz artırımı daha yapılacak demek buradaki cümle. Dolayısıyla 2018 yılını 4 faiz artırımıyla, 2019 yılına ilişkin beklentilerini anlatırken de 3 faiz artırımıyla yılı kapatmayı düşündüğünü ifade etti. Üyelerin büyüme tahminleri burada önemliydi. Amerika'da işlerin iyi gittiği için zaten faizleri artırdıkları, ekonomik göstergelerin pozitif olduğuna ilişkin yapılan açıklamalar vardı. Büyüme tahminlerine bakıldığında da 2015'ten beri karar metninde bulunan Fed'in para politikasının destekleyici olacağı ifadesi çıkartıldı. Daha fazla ekonomiyi desteklememize gerek yok açıklaması böylece yapılmış oldu. Piyasa fiyatlamaları tarafında hisse senetlerinde bir parça düşüş olduğunu söylemek mümkün açık olan piyasalar tarafında. Bu arada Powell yapmış olduğu konuşmada şahince tavır takındığını bildiğimiz bir Fed başkanı kendisi ticaret savaşlarını değerlendirdi. Şu an verilerde görülmese de bunun uzun vadeli sonuçlarının olacağını, Amerikan ekonomisinde bu ticaret savaşlarının kötü etkileyeceğini söyledi. Donald Trump'ın Fed üzerindeki baskısı konusunda Jerome Powell'a sorular vardı. O sorularda Kongre bize önemli bir iş verdi. Biz görevimize odaklanıyoruz. Dolayısıyla Trump'la aslında işimiz yok diyor. Bu arada Trump'ın yaptığı konuşmaları, açıklamaları birazdan tartışırız. Ekonomiye dair verdiği yanıtlar, verdiği yorumlar faiz artışından memnun olmadığına dair idi. Fed'in adımından memnun değilim, faiz artırımlarından hoşlanmıyorum diyor. Bunda ilişkinde bir endişe duyduğunu ifade ediyor. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Çarşamba günkü Fed toplantısının ardından Donald Trump'a sorular vardı. Fed yetkilileri de güçlü istihdam artışlarından bahsediyor ve ılımlı bir enflasyon olacak Amerika cephesinde diyor. Bu yıl bir faiz artırımı daha, gelecek yıl 3 faiz artırımı daha, ayrıca genişlemeci olmaktan vazgeçiyorum diyor. Fed'e ilişkin söyleyeceklerim dolayısıyla bu kadar. Gelelim başka ne oluyor, ne bitiyor piyasa tarafında. Onun ayrıntısı üzerinde de elbette durmakta fayda var. Bu arada Amerikan 10 yıllıklarının 3.05'lerde olduğunu hatırlatalım. Diğer yandan dolar endeksinde de 94.28 seviyelerindeyiz. New York tarafında borsalarda düşüşlerle kapanışlar geldiğini hatırlatalım. Sonrasında da geçelim, nasıl bir tablo var karşımızda, onu değerlendirelim. Fed piyasaya faiz artışıyla ilgili yolun sonuna gelindiği mesajını verdi. Bu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için asıl ana problem kaynağını oluşturur mu, oluşturmaz mı? Birazdan onu da konuşacağız. Bizde ne oluyor, ne bitiyor diye baktığımızda 99.149 endeks değerinden Borsa İstanbul dün gün sonu itibariyle kapattık. 6.12.29 seviyelerindeyiz. Dolar TL cephesinde
birkaç saat öncesinde, 1 saat, 1,5 saat öncesinde 6-10'lu seviyelerin altını test ediyorduk. 7-17.94'ü görüyoruz Euro TL tarafına baktığımızda. 1.17.05 ile bir geri çekilme içerisinde olduğunu söylemek mümkün Euro Dolar paritesinin. 25.70'ten geçiyor faizde işlemler 2 yıllık tahvilde göstergede. 1.196 dolarla altında ons başına geldiğimiz noktayı ifade edelim ve 82 dolar 0.8 centlik bir fiyatlama söz konusu Brent petrol cephesinde. Türk tahvilleri tarafına baktığımızda küresel yatırımcıların bir parça daha fazla ilgi duymaya başladığını söylemek mümkün. Bu anlamda da yükselişini Türk tahvillerinin bu motivasyonu sürdürebileceğini altını çizelim. Gelecek hafta içerisinde takip edeceğimiz enflasyon verisi çok önemli olacak. 3 Ekim'de açıklanacak enflasyon. Ondan sonra çeşitli hesaplamaların yeniden işin içerisine dahil edileceğini konuşmak elbette mümkün olacak. Orta vadeli program içerisinde %20.8'lik bir öngörü var yıl sonu itibariyle diyelim. Onu da hatırlattıktan sonra bakalım gazetelerde neler yazıyor, hangi başlıklar ön plana gelmiş, onlara birlikte bakalım. Evet, şöyle bir gündemin başlıklarına bakalım. Hürriyet'in ekonomi sayfasında ilk haber TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'ten geliyor bu açıklama. Piyasada kredi şoku yaşandığını söylüyor Erol Bilecik. Sorunlu krediler temizlenmeli mutlaka önerisinde bulunmuş. Ekonomik zorluklarla boğuştuğumuz bu günlerde sorunları ve çözümleri en büyük iş dünyası örgütü TÜSİAD'ın başkanı Erol Bilecik'le konuştuk. Bilecik bankacılık sisteminde sorunlu kredilerin temizlenmesi, serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde çözümler bulunması ve gümrük birliği güncellemesinin başlaması olmak üzere 3 noktanın sıkıntıların ortadan kaldırılması için kritik önemde olduğunu vurguladı. Bilecik Hürriyet gazetesi ekonomi müdürü Sefer Levent'in sorduğu soruları yanıtlamış. Sefer Levent'in soruları Şebnem Turan da yine bu karede yerine bulmuş. Ekonomide şu an neler yaşanıyor, sorunlar ne diye sormuşlar. Bu arada verilen cevap çok net. Bankacılık sisteminin güvenilirliği konusunda burada herhangi bir sıkıntı olmaması gerektiğini söylüyorlar. Sorunun kredilerin temizlenmesi cephesinde bulduklarını da yine dile getirmişler. YEP'i son derece gerçekçi buluyoruz diyor Erol Bilecik. YEP yeni ekonomi programı nasıl buldunuz demişler. YEP ilan edilmeden bir gün önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la görüş fikirlerimizi iletmiştik. Hedeflerimizi gerçekçi buluyoruz. Özellikle büyüme son yılların ortalaması %5-5,5'lar civarında büyürken 2019'un planlaması %2,3 düzeyinde. Ekonominin araba durdurmadan yavaşlaması gerekiyordu. Ekonominin soğuması sağlanmalıydı. Bu yapının gerçekleşeceğini düşünüyoruz diyor. Enflasyonla mücadele ve enflasyon hedeflemesi aynı şekilde gerçekçi, ciddi tasarruflara gidilmesi gerektiğine inanıyoruz ama dileğimiz tasarruf tedbirlerinin tamamen hayata geçirilmesidir. Beklentilerimizi karşılayan bir program gördük. 60 milyar liralık tasarruf tedbirinin istisnasız gerçekleşmesini diliyorum diyor. Mart'ta yerel seçimler olduğuna vurgu yapmış, ister istemez ekonomide bir seçim atmosferi olacak. Dileğimiz buna rağmen programın istisnasız bir şekilde uygulanması. Analistler en büyük risk olarak banka bilançolarını gösteriyorlar. Sizce en büyük risk nedir diye sorulmuş Bilecik'e. Biz de şu anda en büyük riski bu olarak görüyoruz. Batık kredilerin banka bilançolarından çıkarılmasına olanak veren mekanizmalara ihtiyacımız var. Birçok ülkenin koşulları kendine özgü olsa da aynı sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve pek çoğunun bunları aştığını biliyoruz. Biz de bunu başarabiliriz. Yeter ki bu sorumluluğu alalım. Bazı ülkeler bunu IMF yardımıyla yaptı. Bizim iki avantajımız var. Kamu borcu çok düşük ve küresel piyasalarda hala yatırım için yer ve yüksek kazanç arayan bol finansman var. Koşullar iyi değerlendirilirse IMF finansmanına hiç ihtiyaç duymadan bu sorunu çözebiliriz demiş. Bu açıklamalarda ekonomi sayfasında Hürriyet'in yerini bulmuş. Biz de bir not olarak sizlere böylece iletmiş olalım. Gelelim bir başka habere. İş Bankası'nın faiz çıkışı birlikte düzlüğe çıkarız. Sabah gazetesinde yerine bulmuş bir haber.
İSO toplantılarına katılan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin vermiş olduğu açıklamalar bunlar aslında. Sanayicilerin bankacılara yönelik eleştirilerini yanıtlıyor burada. Ülke zor zamanlardan geçiyor. Karamsarlığa kapılmadan hep beraber ekonomiyi düzeltmek için elimizi taşın altına sokmalıyız açıklaması bu. Hep beraber ekonomiyi düzeye çıkarabiliriz diyorlar. Ne zafer sarhoşluğu ne moral çöküntüsü içerisinde olmalıyız. Yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Kapasiteyi kullandık diyor Adnan Bali. Bazı bankaların hadlerini aştığından bahsetmiş İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan. Biz finansal istikrar savunurken reel sektörü istismar etmeyen bir finansal sistem istiyoruz. Unutmayalım ki böyle günlerde, böyle dönemlerde en önemli hastalık fırsatçılıktır. Sadece bu hastalıktan arındırılmış bir bankacılık sektörüyle ülke ekonomisine katkıda bulunulabilir diyor. Önemli mesajlar biz de sizlere iletmiş olalım. Gelelim Dünya Gazetesi'ne bir başka haber. Yerliye kiralık hazine arazilerinden bahsediliyor bu haberde. Yerli üretim için 41.7 milyon metrekarelik hazine arazisi kiraya verilecek. Kime kiraya veriliyor? Beraber bakalım. Bu iş Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'yla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğiyle yapılıyormuş. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yerli üretimin artırılması amacıyla ağaçlandırma, hayvancılıkla tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkilerinin yetiştirilmesine ilişkin 3 projeyle 64 ilde 41.7 milyon metrekare hazine arazisi uygun koşullarda vatandaşlara kiralanacak. Alınan bitkiye göre ilk etapta başta ceviz, badem, antep fıstığı ve zeytin olmak üzere ağaçlandırma çalışmaları ağaçlandırma amaçlı kiralama için 31 ilde 7.7 milyon metrekareye lavanta, gül, adaçayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkileri için 19 ilde 5 milyon metrekare olmak üzere ilk etapta 12.7 milyon metrekarelik alanın kiralanacağını bildirmişler. Böylece 41.7 milyon metrekarelik bir hazine arazisinin ekim dikim işleri için, yerli üretim için kiraya verileceğini biliyoruz diyelim. Konut sektörü gün geçmiyor ki konuştuğumuz gün olmasın. Dolardaki yükselişten sebep aslında burada önemli avantajlar da doğmuştu. Dolardaki yükseliş %35 avantaj sağlayınca gurbetçilerin Türkiye'den ev alımları arttı. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın patronu Akbalık Türkiye'de fırsatları anlatarak yeni bir pazar yarattık diyor. Konut sektöründe zaten önemli desteklerin, önemli teşviklerin verildiğini biliyoruz. Bir de bu kur avantajı üstüne gelince sektörün canlanması kaçınılmaz olmuş, öyle görünüyor. Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Zilan Gayrimenkul ve Yeni Gün İnşaat'ın emlak konut güvencesiyle İstanbul Kazlıçeşme'de sahil yolunda hayata geçirdiği Büyük Yalı İstanbul'un inşaatında sonlara yaklaşıldı. İnşaatta sona yaklaşmaları ile birlikte satışların arttığını belirten Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, özellikle döviz geliri olan kesimlerin son dönemlerde yaşanan dalgalanma ile birlikte harekete geçtiğini ifade etmiş. Bir başka haber turizmden geliyor. Turizmde mega yatırım hamlesi Milliyet Gazetesi'nde yerini bulmuş bu turizm haberi. Yabancı yatırım ve nitelikli turist çekmek için büyük bir turizm atağının başladığına vurgu yapılıyor. İlk olarak turizm geliştirme fonu kuruluyor. 12 ay turizme elverişli tesisler içinde ihaleye çıkılacak. Bu çok önemli bir haber. Hep böyle klişe tabiriyle söylüyoruz belki ama sonuç itibariyle hakikaten bacasız sanayi ve ülkenin her yeri her an turizme elverişli bulunuyor. Duygu Erdoğan imzalı bu haber. Gençlere de istihdam olanağının sağlanabileceğini böylece belirtiyorlar bir kez daha. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çinli ve Türk iş insanlarına seslendi. İşbirliğine bu anlamda davet etti diyor gazete. Romantik Türkiye'ye büyük yatırım başlığını görüyoruz. Zirvedeki konuşmasına tüm dünyada eğer bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu sözünü hatırlatarak başlayan Çinli dev Sanson Capital'ın yönetici ortağı ve CFO'su Zeng, Çin'de 100 yıldan fazla bir geçmişe uzanan aile şirketlerinin dünyanın en büyüklerinden biri haline geldiğini ve Türkiye'de yatırım finans fırsatlarına baktıklarına dikkat çekti. Dün İstanbul Taksim'de Grand Hyatt Otel'de düzenlenen zirveye katılan Zeng, Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu deniyor. Gençlere 1950 lira harçlık başlığıyla
birlikte bir başka haberi görüyoruz. Yine Milliyet gazetesinde yer alıyor. Bu haber bir not olarak onu da iletmekte elbette fayda var. Ankara imzalı buradaki haber. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işbaşı eğitim programı sonrasında istihdamları devam eden gençler için işverenlere 6 aya kadar net asgari ücretin %50'si tutarında destek sağlanacağını açıkladı. Selçuk ayrıca geleceğin meslekleri olarak görülen siber güvenlik, kodlama ve bulut teknolojisi gibi mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan gençlere cep harçlığı vereceklerini belirtti. Evet, geldiğimiz noktada haber başlıklarını, haber metinlerini de bu şekilde sizlerle paylaşmış olduk. Artık yavaş yavaş geçelim parametreye.